Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bölüm 17 asit baz dengeleri ek konularla ilgili bir çalışma sorusu çözeceğim. Bu soru ÖABT sınavına hazırlananlar için de faydalı bir soru olacaktır. Sorumuz şöyle. Parahidroksi benzoik asit zayıf bir diprotik asittir. Bu asidin 25 mililitresinin titrasyonunda birinci eşdeğerlik noktası için 16,24 ml 0,0200 molar sodyum hidroksit kullanılır. 8,12 ml baz eklenince pH 4,57 16,24 ml baz eklenince pH 7,02 bulunmuştur. Asidin pKa1 ve pKa2 değerleri nedir? İkinci eş değerlik noktasında pH nedir? Şimdi para hidroksi asit zayıf bir iki protonlu asit. Bunu H2A, H2A ile Gösteriyoruz. Bu asidin titrasyonu için eşdeğerlik noktasında bu kadar mililitre, bu kadar sodyum hidroksit kullanılmış. Yani bu bizim birinci eşdeğerlik noktamız ve birinci eşdeğerlik noktasında yani bu kadar baz eklendiğinde pH'in 7,02 olduğu söylenmiş. 8,12 mililitre yani birinci eşdeğerlik noktasının tam yarısı kadar hacimde. Baz eklendiğinde de pH verilmiş o da 4,57. Şimdi bu asidin pKa1 ve pKa2'sini soruyor bize öncelikle. Şimdi şuradaki yarı eşdeğerlik noktasından faydalanarak zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla titrasyonunda yarı eşdeğerlik noktasında pH neye eşitti? pKa1'e eşitti. O zaman bu noktadaki pH 4,57 olduğuna göre bu bizim PKA birimiz olur. Böylece PKA biri buluruz. Şimdi PKA 2 nasıl buluruz? H2A zayıf bir asit. Bazla titrasyonunda yani hidroksit iyonuyla tepkimeye girecek. HA eksi ve H2O su oluşacak. Bu Ka1. Aynı zamanda bu HA da ikinci eşdeğerlik noktasında yine hidroksit iyonuyla nötrleşerek A2 eksi ve suyu oluşturacak. Bu da Ka2'dir. Şimdi bakıyoruz birinci eşdeğerlik noktasında ortamda HA var. Birinci eşdeğerlik noktasında pH'i bulurken HA iki türlü davranış gösterebilir. Sulu çözeltide suya proton verebilir. H3O artı ve A2 eksi oluşturabilir. Ya da sudan bir proton alabilir. Bu durumda da H2A ve OH eksiği oluşturabilir. Yani birinci eşdeğerlik noktasında ortamda HA eksi iyonu var. Aynı zamanda sodyum hidroksitle titre ettiğimize göre sodyum artı iyonları var. Yani bu ne demektir? Bir NaHA tuzu demektir. Ortamda NaHA tuzu olduğunda şu formülle pH'i hesaplayabiliriz. Formülümüz birinci eş değerlik noktası için pH eşittir. 1 bölü 2 pK 1 artı pK A2'dir. Şimdi NaHa tipi tuzların pH'larının hesaplanmasında analitik kimyada anlattığım üzere h 3 artıyı nasıl buluyorduk? Şu formülümüz vardı. KA2 çarpı NaHa tuzunun derişimi artı ka su bölü 1 artı yine NaHa tuzunun derişimi bölü Ka1'di. Ve bunun kare köküydü. Şimdi burada bu çarpım K sudan yeterince büyükse K suyu işleme katmayabiliyorduk. Buradaki oranda birden büyük bir sayıysa biri de işleme katmıyorduk. Ve derişimlerle birbirini götürdüğünde hidronyum iyonu derişimi Ka1 çarpı Ka2 olmaktaydı. İşte buradaki formülü kullanarak buradan eksi logaritmaya geçersek her iki tarafın eksi logaritma H3O artı zaten ne demek? pH demek. Yani şunu elde ediyoruz. Buranın da eksi logaritmasını alırsak 1 bölü 2 pKa1 artı pKa2 formülüne ulaşıyoruz. İşte bu formül oradan gelmekte. Ve biz buradaki iki protonlu zayıf asitimizin Birinci eş değerlik noktası için bu formülü kullanarak pH'ı hesaplayabiliriz. Şimdi o zaman birinci eş değerlik noktasındaki pH zaten bize verilmiş. 7,02 eşittir 1 bölü 2. pKa1'i de az önce bulduk. 4,57 artı pKa2 dersek bize burada sorulan pKa2'nin değerine ulaşmış olacağız. Ve böylece PKA A2'yi 9,47 olarak buluruz. Yani sorumuzun birinci kısmındaki PKA A1'i ve PKA A2'yi bulmuş olduk. Şimdi ikinci eşdeğerlik noktasında pH nedir? Bunu hesaplayalım. Şimdi bize sorunun ikinci kısmında ikinci eşdeğerlik noktasındaki pH'i sormakta. Şimdi H2A 2 protonlu azidimiz sodyum hidroksitle titre ediyoruz. Birinci eşdeğerlik noktasında HA eksi ve su oluştu. Şimdi birinci eşdeğerlik noktasında oluşan bu HA ne yapacak? Sodyum hidroksitte titre edilmeye devam ediliyor ve bu da hidroksite bir proton vererek A2 eksiye dönüşecek ve su oluşacak. Şimdi bu ikinci eşdeğerlik noktasında her ikisi tamamen harcandığında ortamda A2 eksi iyonları olacak ve bu A2 iyonlarının sudaki hidrolizi ortamın pH'ını belirleyecek. Şimdi bakalım birinci eşdeğerlik noktasında H2A'dan ne kadar var? Birinci eşdeğerlik noktasında harcanan sodyum hidroksitin hacmi ve moleritesi belli. O zaman harcanan sodyum hidroksitin yani hidroksit iyonlarının mol sayısını bulalım. 0,02 molar yani Millimol bölü mililitre dersek çarpı hacimde 16,24 mililitre. Buradan birinci eşdeğerlik noktasında harcanan iyonlarının mol sayısını 0,325 milimol olarak buluruz. Şimdi 0,325 milimol iyonu harcandığına göre birinci eşdeğerlik noktasında o zaman eşit miktarda da H2A harcanmalı. 0,325 milimol. Neden? Çünkü eşdeğerlik noktasında her ikisinden de harcanır. Hiçbirinin fazlası kalmaz. Şimdi bu ikisi tükendiğinde o zaman ürün olarak da HA'dan da 0,325 milimol oluşur. Birinci eşdeğerlik noktasında. Şimdi birinci eşdeğerlik noktasında oluşan bu HA sodyum hidroksitle titre edildiğinde ikinci eşdeğerlik noktasında o zaman 0,325 milimol HA'dan var. Yine ikisi tamamen tükeneceğine göre ikinci eşdeğerlik noktasında aynı miktarda da 0,325 milimol de hidroksit olmalı ki ikisi tamamen tükenecek ve üründen de 0,325 milimol oluşacak. Şimdi o zaman burada da ne kadar sodyum hidroksit ilave etmeliyiz ikinci eşdeğerlik noktasında da 0 325 milimol olacağına göre sodyum hidroksitin molü molaritesi 0,02 milimol bölü mililitre o zaman hacim de yine 16,24 mililitre olmalı. İkinci eşdeğerlik noktasında ilave edilen sodyum hidroksitin miktarı. Şimdi ikinci eşdeğerlik noktasında artık ortamda A2 eksi iyonundan var. A2 eksi iyonu sulu çözeltide ne yapabilir? Sudan bir proton alarak HA asidine dönüşür. eksi Ve suda proton verdiğinde hidroksit iyonla dönüşür. Şimdi ortamın pH'ını dengedeki hidroksit iyonları belirleyecek. Bakalım A2 eksiden ortamda kaç molar var? 0.325 milimol bölü Toplam hacim bu noktadaki. Şimdi toplam hacme bakalım. 25 mililitre asit vardı. H2 asidi. Bunun üzerine birinci eşdeğerlik noktasında 16,24 mililitre sodyum hidroksit ilave ettik. Ayrıca ikinci eşdeğerlik noktasında da 16,24 mililitre daha sodyum hidroksit ilave ettik. Ve bu noktadaki toplam hacim ne oldu? 57,48 mililitre. O zaman 0,325 bölü 57,48'den A2 eksi iyonlarının derişimini 5,65 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak buluruz. O zaman 5,65 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar A2 eksiden var. Henüz ürünlerden oluşmamış durumda. Bundan x kadar azalıp Ürünlerden de x kadar oluşur değişimde ve dengeye ulaştığında 5,65 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi x x ve x kadar oluşacaktır. Buradan şimdi ne yazabiliriz? Kb'yi yazabiliriz. Çünkü ortama hidroksiyonları verilmiş. Ortam bazik. Kb'yi yazmak için de K -su bölü Ka'yı kullanacağız. Hangi Ka? Bakıyoruz buraya. Ha asit A2 eksi de onun konjüge bazı. Yani H2A bizim zayıf asitimiz. H2A, HA eksiye dönüşecek. Birinci iyonlaşmada yani KA1'de. HA eksi de A2 eksiye dönüşecek. İkinci iyonlaşma basamağında yani KA2'de. Şimdi burada HA eksiden A2 eksiye yani KA2 söz konusu. O zaman K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. ka de PKA2'yi biliyoruz biz. PKA2 9,47 ise KA2 eşittir 10 üzeri eksi 9,47'den bulunur. Çünkü nedir bu? Eksi logaritma KA2 demektir PKA2. Logaritmadan kurtulurken de KA2 eşittir 10 üzeri eksi 9,47 yazarız. Bunun da değeri 3,4 çarpı 10 üzeri eksi 10 eder. Şimdi bu KA2'dir. 3,4 10 üzeri eksi 10 ve buradan KB'ye ulaşırız. KB'nin değeri de 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Şimdi KB eşittir. Ürünlerin derişimi yani x kare bölü tepkenlerin derişimi 5,65 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi x. Şimdi bu denklemi düzenleyeceğiz ve ikinci dereceden bir denkleme bulaşacağız. Düzenlersek buradan x kare artı 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 5 x eksi 16,385 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan ikinci dereceden denklemi çözüyoruz. Delta'yı buluyoruz b kare eksi 4 ac'den ve kök delta'ya geçiyoruz. Direkt kök delta'nın değerini yazıyorum. 8,1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yine x'i bulurken de eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülünü kullanıyoruz. Buradan da x'i bu değerleri yerine koyduğumuzda yani hidroksit iyonları derişimini 3,9 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak buluruz. Şimdi hidroksit bulduğumuza göre Buradan POH'a geçebiliriz. POH eşittir. Eksi logaritma hidroksit iyonları derişimi. Yani POH eşittir. Eksi logaritma 3,9 10 üzeri eksi 4. Buradan da POH'ı 3,41 buluruz. pH artı POH 14 olduğuna göre pH'ı da 10,59 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugünlükçe bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıldan desteklerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın.